Hazır mısınız arkadaşlar? Değerli arkadaşlar, çok değerli bir yoldaşımızı, çok kıymetli bir arkadaşımızı kaybetmenin büyük bir üzüntüsünü, büyük bir acısını yaşıyoruz. Dün akşam saatlerinde Urfa Milletvekilliği yapan 24. 25. ve 26. dönemlerde Urfa'da halkın iradesi olarak seçilen milletvekili arkadaşımız, eski milletvekili arkadaşımız sevgili İbrahim Ayhan geçirmiş olduğu bir kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. İbrahim Ayhan arkadaşımızın bu ani ayrılışı, aramızdan gidişi hepimizi çok derinden sarstı, çok derinden üzdü. İbrahim yoldaşımız, İbrahim arkadaşımız yıllardan beridir Kürt özgürlük mücadelesi başta olmak üzere emek alanında, eğitim alanında ve demokratik siyaset alanında büyük bir mücadele vermiş, büyük çabalar sarf etmiş bir arkadaşımızdı. Özgür basın geleneğinden gelen ve Eğitimsen Urfa İl Başkanlığı ve yöneticiliği yapan, daha sonra demokratik siyaset alanında milletvekili seçilen arkadaşımızın Federe Kürdistan Devleti'nin Hevler kentinde aniden aramızdan ayrılışını büyük bir üzüntüyle karşıladık. İbrahim arkadaşımız uzun yıllar cezaevinde kalmış, çok ağır cezalarla karşı karşıya kalmış ve çeşitli cezaevlerinde uzun yıllar yaşamını geçirmiş bir arkadaşımızdır. Daha sonra milletvekilliği yaptığı dönemde de 26. dönemde özellikle almış olduğu cezalardan dolayı milletvekilliği düşürülen bir arkadaşımızdı. Çok ağır sağlık sorunları yaşayan ve sağlık sorunları sebebiyle tedavisini Türkiye'de gerçekleştiremeyen, bunun için tedavi olmak için Hevler'e giden, sürgüne giden ve orada yaşamını yitiren bir arkadaşımız. Bizlere elbette ki özellikle Kürtlere reva görülen ve bir bedel olarak ödetilen ya sürgün, ya ölüm, ya da cezaevidir. İşte İbrahim arkadaşımız da ne yazık ki bu üç kavramdan bir tanesi olan sürgünde vefatla, sürgünde yaşamını yitirmekle karşı karşıya kalmıştır. Kürtlere reva görülen budur. Kürtlere reva görülen ya ölümdür, ya cezaevidir, ya da sürgüne gitmektir. Hiçbir Kürt bunu isteyerek ya da bilerek yapmaz. Ne ölümü seçer, ne cezaevinde yaşamayı seçer, ne de sürgüne gitmeyi seçer. Ailesini, çocuklarını, yuvasını, topraklarını, arkadaşlarını ve yoldaşlarını bırakarak sürgünde yaşamaya mahkum olan, mecbur olan bir arkadaşımız sevgili İbrahim Ayhan ne yazık ki Hevler'de yaşamını yitirdi değerli arkadaşlar. Ben başta ailesi olmak üzere mücadele arkadaşlarına, partili arkadaşlarına ve tüm Kürt halkına, Türkiye halklarına, hepimize başımız sağ olsun diyorum. Sevgili İbrahim Ayhan'ı asla unutmayacağız. Sevgili İbrahim Ayhan'ın bize bıraktığı mirası bizler devralacağız. Onun bıraktığı mücadeleyi bizler yürüteceğiz. Hepimizin bir kez daha başı sağ olsun diyorum. Bu faşizan koşullarda, sistemin dayattığı bu koşullarda sürgünde ölmek, sürgünde yaşamını yitirmek elbette ki kolay bir şey değil. Ailemiz özellikle Ayhan ailesini bir kez daha başı sağ olsun, bir kez daha kendilerine Allah'tan sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun diyorum. Evet, değerli basın mensupları, üzüntümüz, acımız çok büyük. Emek, demokrasi, barış mücadelesine ömrünü vermiş, onurlu bir mücadele sürdürmüş, asla baş eğmemiş bir yoldaşımızı, bir arkadaşımızı yitirdik. Gerçekten sözcüklere sığmayacak bir acıyı, bir üzüntüyü yaşıyoruz.
normal ölüm olarak görmüyorum. Hakka, hukuka, vicdana sığmayan, adalete sığmayan bir yargı şiddetinin, bir iktidar anlayışının yol açtığı ölümdür bu ölümler. İbrahim arkadaş da ömrü boyunca emek demokrasi mücadelesinde büyük bedeller ödemiş bir yoldaşımızdır. Yine büyük bir bedel ödedi. Acımız büyük dedim, evet, ama şunu da biliyoruz ki yoldaşımızın yaşamı hepimize örnek olacak bir yaşamdı. Hepimize yol gösterecek bir yaşamdı. Ben bu vesileyle anısı önünde bir kez daha saygıyla eğilmek istiyorum. Hepimize örnek olacak bu yaşamın, bu mücadelenin aynen sürdürüleceğinden de kimsenin kuşkusu olmasın diyorum. Evet, başta ailesi olmak üzere hepimizin, tüm yoldaşlarının başı sağ olsun, ışıklar içinde uyusun diyorum. Teknik bir bilgi de vermek istiyorum değerli arkadaşlar. Aile şu saatlerde yola çıktı. Evlere cenazeyi almak üzere yola çıktılar. Partimizden oluşan bir heyetimiz de aileye eşlik etmek üzere yola çıktılar. Muhtemelen bir iki gün içerisinde prosedür tamamlanacak ve İbrahim Ayhan arkadaşımızın, yoldaşımızın cenazesi Urfa'ya getirilecek. Urfa'da arkadaşımızı en güçlü şekilde sahipleneceğiz ve onu uğurlayacağız. Bir kez daha hepinize teşekkür ediyoruz. Sağ olun.